Değişmekten neden korkuyoruz? Değişimle ilgili, çünkü çoğu geçmişten öğretilerimiz var ve hep bu bilinçle büyüdük. Değişim sanki kötü bir şey gibi. Halbuki tam tersi, değişim olması gereken ve gerçekten kolaylıkla yapılabilen bir şey gibi düşünmek önemli. Değişimi zor gibi düşünüyorsak, o zor inancının değişimi gerekiyor. Neden zor? Neler yaptık geçmişe ait ya da neleri yapamadık? Değişime yüklediğimiz anlam ne demek? Aslında değişim bir anda olabilen bir şey. Hemen fark ettim, ışık yandı, tamam. Zaten hücreleriniz de aldı, bitti. Tekrar sonrası zihin konuşmaları, negatif. Değişti mi, değişmeyecek mi, oldu mu, olmayacak mı, ne zaman olacak, nerede olacak gibi bir sürü sorular zihnin soruları. Hayır, ben değişime başlangıç veriyorum. Bunu kabul ediyorum ve bu değişim benim için kolay ve güvenli. Çok önemli arkadaşlar. Değişimin kolaylıkla ve güven içerisinde, sevgi içerisinde yapabiliyor olmak. Buna niyet etmek önemli. Ben de kendimdeki o değişimi sizlerle paylaşmak için buradayım. Değişimi seviyorum, yenilenmeyi seviyorum. Her nefeste yenilenmemiz gerektiğine inananlardanım. O yüzden değişimi kolaylıkla yapacağız hep birlikte. Sistem değişimi gerektiriyor. Bazen kendi beden bilincimiz bu değişimi gerektiriyor. Hangi koşullar olursa olsun o değişimi start vermek önemli. Çünkü bu evren içinde, oluşum içinde, varoluş içinde geçerli olan bir sistem. Değişmemek sisteme bir blokaj yaratıyor. Ve o blokajları bazen kendimiz yaratıyoruz, bazen çevremiz, bazen en yakınlarımız, en yakın bildiklerimiz o blokajı yaratan oluyor. Ve biz o sürekli o girdabın içerisinde kalmış oluyoruz. Ve bu yıllarca, inanın ki 20 senedir aynı duyguda titreşen bedenler görüyorum. Ya da 40 yıldır, 50 yıldır, 60 yıldır aynı. Ve içinden çıkamıyor. Aslında bir start vermek, bir dokunuş. Nedir bu? Değişimle ilgili inancın ne? Hadi gel onu değiştirelim. Ondan sonra o değişim açılsın. Muhteşem ve inanın ki çok kolay olacak. Bana güvenin.